Bak şimdi sen de. Şimdi ben şey söyleyeceğim de. Ya Malatya futbolu bu ehliyeti liyakatı bir tarafa bırakıp hatire gönüle birilerine teslim edilirse toptan anlamayıp topu bomba diye karakola götürenlere işte Aziz Yiğit'i Bir gün tanımayayım. abi Aziz Yiğit kim? pardon. O nerede futbol oynamış diyenlere bırakılırsa abi kimse kusura bakmasın. Malatya daha çok ağlar. Yani futbol yönünden. Ayrıca Malatya'nın sokaklarda cayır cayır yanıyor zaten. Turay Baba'nın bir yeri yakmasına gerek yok. Geçmiş olsun. Bu kadar net. Ben şunu söyleyeyim. Ben Deniz diyeyim. Öyle efendim kimseden ne bir beklentimiz var. Herkes herkesi biliyor. Ne bir şeyimiz var. Ne bir doğru gördüğümüzü, doğru bildiğimizi söylemekle mükellefiz. Zira Yüce Allah'a bizim boynumuz gıldan incedir. O ne emretmişse başımızın gözümüzün üstündedir. Bizde riya olmaz. Ama sizlerde beş vakit namaz kılıp böyle şey yapanlar, bilmem ne görünenler, mış gibi yaşayanlar, sizler bir kere onu geçin. Onu biz yemiyoruz. Sizler İslam'ı bilmeden, sorgulamadan etmeden Müslüman diyorsunuz. Size dayatılana Müslüman, öyle bir Müslümanlık yok. Müslümanlıkta kul hakkı vardır, ehliyet vardır, liyakat vardır, tevazu vardır. Ulan sizde kibirin kralı var. Kendini uzak görmenin kralı var. Özgüven eksikliğinin kralı var. Lan Müslümanda özgüven eksikliği olur mu mübarek? Sizde kralı var. Zira bir yere giderken ben tek başıma giderim. Yani bir şeye giderken işte Bahri abi hadi bir cenazeye şeye verelim, başsağlığı verelim, taziye verelim, giderim. La 20 kişiyle bir taziyeye gitmek nedir? Özgüven eksikliğinin dışa vurumudur. Bu da bir Müslümana yakışmaz. Hani diyoruz ya elhamdülillah Müslümanız. Benim için ayrıca da şu o da önemli. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni, Kürt, Türk, renk, kırmızı, beyaz, siyah, Alevi. Ben anlamıyorum böyle şeylerden abi. Ben bir kere önce insan olmayı deniyorum. İnsan olabildikten sonra diğer sıfatlar anlam kazanır, değer kazanır. Yoksa insan olmadıktan sonra istediğin kadar Müslümanım de. Boş. Boş. Bu kadar net. O Abi yüzden bir burada bu dakika Bayrak abim lafını unutma. Malatya'mızda, Malatya yani genelde de olabilir de Malatya'mızda işte sorunlar işte iş başına getirilen yöneticiler ehliyet yakat aranmadan efendime söyleyeyim hatıra gönüle binaen bir de bir şey daha var. Bak bunu da söyleyeceğim. Bunu da suçüstü yakaladım. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ehliyet liyakat yok, hatır gönül var. Eyvallah. Bir de diyorsunuz ki gelen adam bana biat etsin. Kayıtsız şartsız teslim olsun. Kayıtsız şartsız beni alkışlasın. Yok ya. Onlar yedi ama biz yemedik. Bunun hesabını er geç, er geç Allah katında da vereceksiniz, kul katında da vereceksiniz, tarih önünde de vereceksiniz. Kimse bir yere arkadaşlar, kaçamaz arkadaşlar. şu ben şeyi kaçırdım ya. Özür Aslında dilerim. bir Hayati Aziz Hocam abi. dedi, benden helallik alın dedi. Eğer yiğitseniz, erkekseniz, insansanız, Müslümansanız, içinizde bir gram ahlak varsa Hayat Hoca'dan rızalık alırsınız, helallik alırsınız. Bu kadar net. Nokta koyayım. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizi dinlemek zevk görecek bana. Şimdi Yusuf abi yazmış da bu Aziz abiyle alakalı Aziz Kibrem'i tanımayan Malatya futbolunun hiçbir yerinde olmamalı. Futbolu bilmeyen bu Malatya Bence de. futboluna ihanettir, benim için yok hükmündedir, kınıyorum diyor da. Aziz abi, o ben orayı kaçırmışım. Aziz abiye kim ne dedi? Ben söyledim onu. Aziz Hocam abi, Aziz söyle. abi bizzat ellerinden öpüyorum. Bir kendi yayınında Yeşilyurt yalan olmasın Yeşilyurt Belediyesporlu bir yöneticinin hani azabı yorumlar falan yapıyor ya o da oradan Ha? kendi kendine demiş ki ya Aziz Yiğit kim? Nerede oynadı? Futbolu ne biliyor? Ne buyur? Yusuf Konu abi bu. şimdi bak Hocam tamam. konu bu. Ben bu Göster. konuyu Yusuf abime de Göster. anlatmıştım. Birkaç gün önce Yusuf abime de Abi bir anlattım. dakika. Hanife abi başkanım bir dakika. Şimdi Yusuf abim bizi herhalde yanlış anladı.
Bunu söyleyen Yeşilür Spor'un bir idarecisi. Yusuf abi. Yanlış anlama diyor. Aziz Kibre, hayır Yusuf abinin öyle yazmasını da siz kaçırdınız. Aziz abi dedi ki bağlandı. Kuzu Celal söylemiş dedi o lafı. Kim? Kuzu Celal. Yok. Bülent Başkan, sesin gelmiyor. Aziz abi öyle yazdı bari Kibre. Doğrudur Aziz abi, ne demse olur. Yani biri böyle söylemiş Malatya'da. İşte biz Yeşilürk Spor'daki biri Aziz Kibre ile ilgili nin söylediğini Yusuf abim biz burada söyledik. Yoksa Aziz abimizin hakkımızda mı? Aziz Yiğit'in hakkı. Yusuf abim bilir bu. Harabi. Hayır. Bizim olduğumuz bir yerde Aziz abi kimse konuşabilir mi ki? Yani dördümüzün ya olduğu bir yerde mümkün değil ya. Mümkün değil. Onu Yusuf abim geliyor. Yusuf abim yanlış anlamadı. Geliyormuş. Yusuf abim ben konuyu anlattım, bilgisi var. Tamam. Ben de Hayat abi okudum. Aziz abi yazmıştı. Celal Hoca söyledi diye yazmıştı. Okudum sanki. Evet mesajlarda öyle geçti. Ben okudum. Ben de okudum. Yani biz kesinlikle yani. Valla ben de Kara Celal diye birini tanımıyorum baba. Ben tanımıyorum. Ya Aziz Yiğit Malatya'da futbolda nasıl tanınmaz? Nasıl kim demiş yani? Valla Aziz Yiğit Aziz Yiğit belki kimseyi tanımaz ama herkes Aziz Yiğit'i tanır. Bu kadar net. Yani. Ya bir de abi de ki bari Kibre senin söylediğin gibi Yeşilyurt Belediyespor'un yöneticisi söylemiş. O kendinin terbiyesizliği abi, onu bağlar o. Yani. Tanımıyorsa kendi terbiyesizlik yani yapmıştır. Biz ne diyelim abi? Hocam Malatya'da futbol yöneticiliği bu insanlardan müteşekkil diyorum. Buraya getiriyorum. Yani haddini bilmeyen ya adam liyakat, ehliyet sahibi olmaz ama gider haddini bilir. Yine dümenden işi götürmeye kalkar. E o da yok. Haddini de bilmiyorlar. Şimdi hani haddini abi, de bilmiyorlar. Lan yerinden dur oğlum, konuşma. Konuşmamak da bir yerden dur. Sus, millet bir şey zannetsin. Ama şimdi fikir beyan ettiğin zaman bitersin. Sözünü kesmek istiyorum. Abi bu arada bulut idarecilerimizden Fatih Altunbey abimiz de bizi izliyormuş. Hayırlı yayınlar demiş. Kendisine de teşekkür ederiz abi. Fethi abi. Hayırlı İlerde akşamlar. Başkanıma selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hanifi Başkanım, ben bunu bir yazımda yazmıştım. Şimdi iki takım düşün, iki yönetim düşün. Biri tabanca gibi takım yaptım zannediyor bir hocayla beraber. İşte 12-13 milyon para harcıyor. Şampiyonluğa, kesin şampiyonluğa takım yapıyor. Diğer bir takımı düşün. İşte son 10 gün içinde hocayla anlaşıyor. 6-7 topçuyla kampa gönderiyor bir hafta kala. Para yok, pul yok, maaş yok, şu yok, bu yok. Ve o başlayan takım ilk 5 hafta içinde, o kötü olan takım ilk 5 hafta içinde ilk 5'te. İkincilik, birincilik, lider de oldu atasın sanırım Hayat abi. Diğer taraf 10 maçta zor valizini eline verdiler adamın. Ve o takımdaki o iki kendini bilir, İkisinden isim de veririm ben, sıkıntı yok. Başarılıyı başarısızlığı kendilerine ayırt etmeye kalktılar. Hayati hocamı başarısız diye gönderdiler. Hayati hocamın 3-1 yendiği, mağlup ettiği takımın hocasını başarılı diye getirdiler. Yani şimdi bugüne kadar beklenmesinin, o iki adamın takımdan uzaklaştırılmamasının sebeplerini biz mi söyleyelim? Yoksa kendileri çıkar biz hata yaptık derler mi bir gün acaba? Yani Malatya futbolunun sorunu bu. Yönetilemiyor, yönetilmiyor, iyi yönetilmiyor. Düşünün ya, Bal Ligi kuruldu kurulalı, küme düşen takımların hepsi Malatya takım. Kuruldu kurulalı. Bakıyorsun üçüncü ligde tutunamıyorsun. Hayat abinin söylediği gibi bu takım oralara kolay gelmedi ya. İnan kolay gelmedi. Belediye sporu diyorsun, o da oradan düşüyor. Altyapı yok, yetişen bir tane topçu yok, bir tane hoca bir yerde değil, bir tane hakem yok. Neyi konuşuyoruz biz Malatya'da futbol adına ya? Ya yani bak çok çok sana basit bir şey anlatayım. Bülent Başkan. Bizim Dursun Cumali Sucu bizim kulüp başkanımızdı. Çok da severim. Benim baba yerine koyduğum bir insandır. Evet. Ya şimdi arkadaşım, adam burada futbolun içinden gelmiş bir insan olarak, idareci olarak kulüp başkanlığı yaparken finansörü kimdi? Yeşilyurt Belediyesi. Evet. Bu adam ne başarısız oldu ki siz bu adamı, yani bu adamın
İstediğin sizde atla deve değildi ki ya. Yani. Niye bu adamı gönderdiniz? Bir kere yanlış oradan başladı. Yanlış oradan. Oradan bak, oradan gelen yanlışlar silsilesi hala devam ediyor. Evet. Tamam mı? Ben bildim diyen, bir sene playoff oynatan o bütçelerle, ben bildim diyen futbol duayenleriyle dolu Malatya. İnan bana ya. Ben bildim diyen ertesi yıl hep küme gitti abi. Buna Hikmet Tanrıverdi de başkan da dahil, ben şahidim. Ben gençleşeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Satışlar bir başladı. O kadro yoksunluğu, kadro derinliği bir gitti. Malatyaspor kümeye gitti. Aynen. Ben biliyorum diyen Adil Gevrek 3 senedir çat 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 boşalttı. Kadro derinliğini bitirdi. Tabii kümeye gitti. Belediyesi. Yanlış yapmış. Abi şimdi bak, bu yanlışları yapanlar kulüp başkanı düzeyindeki insanlar. Yani şimdi biz buradan, ben futbolun içinde bir teknik adam olarak, eleştirmem asla doğru değil. Konuşmam asla doğru değil. Ama Hanifi Başkanım gibi, Bülent Başkan gibi, Bari Başkan gibi buradan şunu anlatmamız lazım. Arkadaşım eleştirmeyelim mi ya demeniz lazım. Ne demek yanlış ya? Varsa eleştirmeyelim mi ya? Ya bu iş... Yani herkesin eleştirmediği bir şey varsa zaten, herkesin iyi dediği bir şey varsa orada bir sıkıntı vardır. Bir şey herkes Eyvallah. Tarafından dörtlük olmaz ya. Yani olamaz. Bir de Hayat abi şunu görüyorum ben. Mesela bizim şehrin profesyonel takımlarından başlayalım. Amatörde biraz normal de o. Yönetim kurulu başkanları, yani kulüp başkanları yönetim kurulunu tanımıyor. Yani tek adamlık. Adamların... Tek adamlık. Bu karar defterlerindeki imzalar hiç karar yazılıyor. Tabii. İş yerine gönderiliyor. İmzalar tabii tek tek elden tek tek dolaştırılıyor. Ben tabii. Biliyorum. Tabii. Yani bir kararı alıyor başkan. Katibe yazdırıyor. Götür bunları diye imzalasınlar diyor. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi madem konuşuyoruz. Artık ben saldım çayra, mevlam gayra. Şimdi ben sana Yeşilyurt Belediyespor'un yönetim kurulunu sayıyorum. İsmen tek tek. Tek tek sayıyorum. Başkan Muzaffer Çelik. İkinci başkan Serkan Çınar. Serkan Çınar. Futbol şube İbrahim Civan. Diğer mali işler İbrahim Uzun. Bana beşinci idareciyi söyler misin? Yok. Yok. Yani abi neyi o konuşuyoruz? Yani kulüp şey yönetimi yok. Ben bir katkıda bulunayım lütfen. Peki bir yönetim kurulu, hadi lan siz kenarıya, hadi siz kenarıya, ondan sonra hop yerine başkaları. Bu nasıl bir şey? Kongre yok, bir şey yok. Keyfiyet, keyfiyet. Ben aldım, ben koydum, ben ver. Kimse de buna sesini edemiyor ya. Ya ben abi söylüyorum. Beşinci dünya ülkesi miyiz ya? Ya gözünüzü seveyim ya. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir ilkellik, böyle bir çağ dışılık, böyle bir keyfiyet var mı ya? İyidir, kötüdür. Gıkkı çıkmıyor kimsenin. Gıkkı. Ya benim başkanım, Hanifi başkanım, dikkatimi çeken biri de oraya gelen hemen hemen 15 kişi kravatlı abiler vardı. Abi diye. Onlar abi ya. Peki acaba bunlar cebinden 1 lira Yeşilyurt Spor'a vermişler Döbe. Mi? Yoksa oraya görüntü olarak Döbe, gelmişler yani. Ben onu da merak ediyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Mümkün değil. Gelmişler acaba? Mümkün değil, mümkün değil. 1 lira istesinler, baştan acaba olmak üzere istifasını verir. 1 lira. Yani yine o amigo dayımız geldi dünkü maçta. Yine ağlama moduna girdi. Yani o her zaman onu yapıyor. O da. Ya Bahar abi, ya. Şimdi benim babamdan da büyükler, zikrettiğin insanlar. Bizim güzel anılarımızda kalsınlar. Yani ben o bahsettiğin Amigo Yusuf Mora abi gibi orta sahaya gelip çöküp ondan sonra hani şey bir hareket vardı ya, ben şu hareketiyle arttırarak şiddetini, ben o hareketiyle anmak istiyorum. Gözünü seveyim. İhanetçiler burada daha zikretti. Abi o hareketle hepimiz anmak istiyoruz da o zaman şunu demek lazım değil mi? O da yaşını haddini bilecek. Duracağı yeri bilecek abi. Malatyaspor'un maçına şey gelmeyeceksin. Gideceksin Belediyespor maçına. Neymiş? Efendim orası Süper Lig'de. Hadi oradan.
Hadi oradan bir de abi, yalan yanlış onlara huzuru... Malatya Spor diye isim takacaksın. Senin ne haddine ya? Bir kere baygınlığınız olsun. Siz o kulübün adını Belediye Spor demekten acizsiniz. Niye? Çünkü saygınlığı yok. Kulağa hoş gelmiyor, sempatik değil. Gücü Malatya Spor'dan alisin. O zaman gel amatöre ne fark eder ya? Siz riyakarsınız. Siz dava adamı değilsiniz. Siz güçlünün yanındasınız. Siz zenginin yanındasınız. Buyur onlar abi, dava adamı, onlar dava adamı, onlar dava adamı olsaydı biz burada konuşuyor olmazdık. Abi ben gadam takım kuruyormuş. Abi sesin gelmiyor. Herhalde onlar sesin gelmiyor, sesin gelmiyor. Çünkü beni arıyorsun da sana cevap vereceğim. Yayından düşüyorum Kubi. Kim arıyor? Kubilay abi. Ya Kubi yayında olduğumu biliyorsun. Kubilay abi arıyorsun. Bakarsam yayından düşüyorum. Bir... Zaten zorla dengeledik. Şimdi bir de huzur evi bir kulüp kuruyormuş. Oraya da bir başkan aranıyor. O amcamız oraya başkan adaymış herhalde. Gitsin Allah işin rast gelsin. Duyduğumu söyleyeyim ben. Ya Allah işin rast gelsin. Ben de duydum. Bak ben... Kubi bak sesten gittik kardeş. Ya Kubi ya. Yayında olacağımızı da bile bile niye ararsın gözüm ya? Kurban olun. Abi. Halbi başkanım, Bülent başkanım, Bari başkanım size bir soru sorayım mı ya? Mesela son bizim dönemlerimizdeki bizim dönemimiz hatırladığımız yaş olarak da söyleyeyim. 3 tane amigo sayar mısınız Malatya tribünlerini, Malatya Spor'u? Ben söyleyeyim. Amigo Yusuf, amigo Ayhan abi, Gayiş Kemal amcamız, amigo Ramu. Tamam. Kemal amca çok da öyle şey gibi değildi ya. Amigo doğru, gibi değil. Doğru. Çok emekleri vardı be. Bizim emek bir vermek başka bir şey abi. Babası Gayiş Kemal. Gayiş Kemal. Bak. Çok emekleri vardı Bülent. Bir yere geleceğim. Tabii ki. Ama amigo değildi ya abi. Amigo değildi de biz öyle diyorduk da baba. Yani. Tamam bir şey soracağım şimdi. Tamam değildi. Oydu buydu. Şimdi o da abi. Yani. Allah gani tamam. Gani rahmet eylesin. Ayhan amin. Abisi de amin. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Şimdi Ayhan abiyle amigo Ramo'yu bu tarakların içinde hiç gördünüz mü? Yok. Peki niye abi yani ben neyine saygı duyayım ki ya? Yaşına ya. Hürmet ediyorum, saygı duyuyorum. O kadar. Hayata Malatya abi. Sporluğuna saygı duymuyorum abi. Tamam mı? Malatya Sporluğuna saygı duymuyorum. Onların Malatya Sporluğu benim ellerinizden öper yavrularım onlara un basar Malatya Sporluk'ta. Boş verin sene ya. Benim yavrularım ihanet etmedi. O da İzmir'de yaşamalarına, doğup büyümelerine rağmen arada bir İzmir'deki maçlara, Malatya'dayken arada bir işte tatillerde gitmişlerse o yaz tatilinin sonuna denk gelen sezon açışları maçlarına gitmişlerdir. Diğer türlü benim götürdüğüm deplasmanları vardır. Hepsi bu. Aslanlar gibi hiçbir şekilde de amatör kümede de olsa duruş budur ya. Siz iki tane gencin hepimiz için söylüyorum duruşu kadar duruş göstermediniz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Kendinize saygınız olsa torunlarınıza saygın olsun be. Ayıptır ya, ayıp. Ya baba ben sana bir şey söyleyeyim. Başkanım bak ben sana İnsanla bir şey söyleyeyim. İnsanla gururunu ayaklar altına aldınız siz. Bir şey söyleyeyim. Bu kulübün bağrından çıkıp Bülent Başkanım sana da söylüyorum. Bir tek insan gördüm. Bir tek insan. Bak söylüyorum. Kim biliyor musunuz? Bu kulübün bağrından çıkıp profesyonelliğini o kulüpten alıp profesyonel futbolda ekmek yiyen ve kulübe ahdi vefa borcunu ödeyen Furkan Yiğit'i gördüm ya. Var mı ikincisini? Siz söyleyin. Yok. Aferin kardeşime. Aferin kardeşime. Çakallar. Yani. Çakallar. Söylediğimiz zaman ya yediğiniz ekmeğin hiç mi hatırı yok ya? Birileri hep bana şunu sordu ya. Bu yeşil yurt. Ya ben oradan ekmek yedim abi ne diyorsunuz ya? Şimdi hocam şeyi de inkar etmeyelim, hakkını yemeyelim. Fuat abi gibi, Yusuf abi gibi yani sen tabii. Abi o... Diyor. Bak sen öyle diyorsun Yusuf abi bizim buradaki her yayınımıza geldi. Canlı yayın konuğumuz oldu. Gerekli bilgileri aldı, verdi, konuştuk. Ne yapılması gerekirse elini taşın altına koydu. Yusuf abi ben söylemiyorum ki Yusuf abi zaten bizim içimizde bir insan.
Eyvallah. Tamam. Fuat abi zaten bizim içimizde bir insan. Abi şuraya bir tane canlı yayına gelmediniz. Teklif ettiğimiz halde gelmediniz. Maçlarına geldiniz gittiniz, karşı tribünde rakibin içinde oturdunuz. Hepiniz, sen diyorsun ya, yakalandınız. Siz de yakalandınız. Kesinlikle. Suçüstü yakalandı hepsi. Ney lan kompüten, senin o hangi duygu senin? Kompüten kafederlerinden seyretmişler hocam. Kompüten kafeder yazsınlar. Ya abi nereden? Ya abi bak. Bir kahvenin bir yıl hatırı var demiş büyüklerimiz. Bir kahve ya. Siz buradan hayat kazandınız. Hayat. Hayatınızı buradan kazandınız. Bak ben hayatımı Malatya Spor'dan kazandım. Gittim Konya Spor'da oynadıysam Malatya Sporlu hayatı olarak gittim oynadım. Tamam mı? Ben antrenörlüğümü başka bir şey hocam. Antrenörlüğümü bu takımdan aldım. İlk antrenörlüğüm Ziya Doğan'ın yanında. Malatya Spor. Ben onun için işte buradayım bugün. Bugün benim içim belki çok acıyor. Şampiyon olamadık diye, ama hep kendimi şöyle teselli ediyorum. Hakkımıza hayırlısı olsun diyorum. Bizim sevgimiz bitmeyecek ki. Yani. Belki çok daha güçlenip geleceğiz. Allah biliyor işimi. Çok güçlü. Ama şimdi yapmayın. Kapalı kapılar ardından birilerine yalakalık yapıp gidip onların tabancalığını yapmayın. Çirkinleşiyorsunuz. Adileşiyorsunuz. Bizim sevgimiz bitseydi Hayat abi, bu takım buralara gelene kadar çok yollardan geçti. O zaman biterdi. Yani bir sene şampiyon olamadık diye bir sorun yok. Seneye olur, öbür taraf olur, öbür sene olur. Ama ya, yine o coşkuyla gidip o statta o maçı izleyebileceğiz. Ya Bilal Başkanım, bak ben ikinci maça gelemedim. Bari ki canlı yayındaydı. Vallahi billahi heyecandan seyredemedim. Telefonu kapatıp kapatıp açıyordum ya. Aynen öyle. Ben oraya geldim, gittim ayakta, bak hasta olduğum halde, gitmemem gereken bir maça hasta olduğum halde geldim, soğukta ve heyecanla Bülent, şeyle, bizim Barış Başkan'la izledik, yanımda şeyler vardı, bizim antrenör arkadaşlarımız vardı, onlarla seyrettik. Bak yemin ederim heyecanla maça konsantre oluyorsun, heyecanla seyredemiyordum ya. Evet. Bu arada İdris Başkanım her şeyi açıklayacağım demiş ama İdris Başkanım da istek atmış. Yani başkanım görmüyorum ha isteği. Evet. İdris Başkanım çık bir daha gir ya. İdris Başkanım İsmail Kılıç. Elbet gelecek Hayati Palancı Malatya Spor diyor. Ben ondan bak ondan bir Hanifi Başkan'ın, İdris Başkan'ın şu lafına çok katılıyorum. Belki biz bu sene şampiyon olamadık ama herkese şunu gösterdik mi? Bir amatör kümedeki bir takım o duyguyu bütün Malatya'ya işleye işleye yaşattı mı iki maçta? Yaşattı. Yani. Büyüklük bana göre bu. O büyüklük de sahipsiz kalmayacaktır. Buna inanın. Hayat abi bizim maçta, Arapgir maçında ilk maçı gördün sen. Kaç seyirci vardı tahmini? 4000 vardır. Belki yeni fazladır. Yeni Malatya Belediyespor'un Hanif abinin dediği maçta rakamlar açıklanmış bugün. Dikkat 600 edeyim. Kişi. 670 herhalde. 670 kişi. He. Yani bu sanki bu sene bir şeylerin kıvılcımı oldu gibi. Bu daha da büyüyecek. İnşallah. İnşallah. Yani. Ben inanıyorum. Ben şu ya, biz bunu yapabildik. Bunu herkes gördü. Niye yani, olmasın? Yani niye olmasın abi? Ya işte bizim bir Adapazarı, Sakarya, bir Kocaeli, bir Altay, bir Göztepe, bir Adana Spor gibi olamama sebebimiz bizi satanlar oldu. Yoksa bu kulüp böyle kapanma aşamasına kadar gelmezdi. Bu sıkıntılarla düşmezdi. Memleketin büyükleri, taraftarı, herkes tek gönül, tek yürek oldu. O takımları orada tuttular. Geri bir yerlere geliyorlar hepsi yavaş yavaş. Ama bizi orada kaderimize terk ettiler. Bülent Başkanım. Bak. Ya, özür dilerim. Kesildi mi? Yenimizde. Bülent Başkanım. Devam hocam, devam. Bak. Şunu söyleyeyim. Diyarbakır Spor'da Ramazan abi var. Bülent sen tanırsın. Bizim eski futbolcu Sivri'den Ramazan abi. Bak. Çabasıyla, birleştirici gücüyle o Diyarbakır Spor'u aldı geldi. Bal Ligi'nde inşallah bu sene de şampiyon oluyorlar.
İnşallah. Bak geliyor yavaş yavaş hepsi efsaneler aslına dönecek. Gelecek bir gün. Onlar da gelecek. Biz de geleceğiz. Allah'ın izniyle. Yani, biz de geleceğiz. Ya bu takımlar, bu kulüpler tabanı olmayan takımlar bunlar. Yani 86'da kurulmuş bir takımın adını istersen Malatya Spor oğlu Malatya Spor yap, yine yemez. Tabanın yok, temelin yok. Kim yer onu ya? Onu kim yer ya? Bülent Başkanım, bugün senle, bugün mü dün mü senle görüşmemizde hani Göztepe'den örnek gördüm. Benim evime 500 metre uzaklıkta bir Göksel Aksel tesisleri vardı. O tesislerin yerine müthiş bir stat inşa edildi. Bir futbol sever olarak hakikaten yani tüylerin diken diken oluyor. Böyle tesislerin ülkemize kazandırılması ya müthiş bir şey. E şimdi gel gelelim benim Malatya'mda şehrin göbeğinde aynı şekilde. İnönü stadım vardı, götürdüler Elazığ'a inşa ettiler. Yenisinde. Benim bir Malatya sporum var. Siz tuttunuz zihniyete bak. Ben İzmir'de bunu görmedim. Öyle Malatyalılık duruşu bilmem öyle bir şey yok. Duruş, adamlık hiçbir kimsenin tekerlemde değil. Kimse memleketinden doğma, anasından doğar kardeş. Bana kimse hikaye anlatmasın. Ben İzmir'de buna şahit olmadım. Yahu bu Göztepe'nin yerine yeni Göztepe yapalım. Eski Göztepe bilmem şu bu. Böyle bir sapkınlığa girmedi yöneticiler. Aslanlar gibi amatöre mi düştük? Düştük la düştük dediler. Ve öyle bir seyirci profili var ki genç pırıl pırıl. Kızlı erkekli genç böyle aslan gibi gençler tuttular. Ne yaptılar biliyor musunuz? Amatör kümede bak düzelt tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir futbol sever olarak o kadar göğsümüzü kabarttılar ki. Hiç peşini bırakmadılar. En az 5-10 bin kişiyle amatör kümede temsil ettiler kendiler. Finalinde ne oldu abi? Çok mu önemliydi amatörde olmak için? Süper Lig'e geldiler, oynadılar, geri düştüler. Olabilir, bu var ya. Bu var. Ama ihanet başka bir şey. İhanet namussuz bir şey. İhanet sapkın bir şey. İhanet yüz kızartıcı bir şey. Abi size aynen. İhaneti tercih ettiniz. Malatya'daki bilmem kimler belediye sporu getirmek için bilmem Malatya sporu yok etmek için ihaneti tercih ettiniz. Bizden de size saygı duymamızı bekliyorsunuz ya. Ya siz kimsiniz oğlum? Siz sattınız, sattırdınız. Bizden de sizin gibi olmamızı bekliyorsunuz. Ya yok kardeşim yok. Biz doğduk. Öleceğimizi biliyoruz. Amentü'ye inanmışız. Bununla beraber arada doğumla ölüm arasını onurlu bir şekilde, hassiyetli bir şekilde nasıl yaşarız? Suçluyuz, günahkarız, hatalıyız. Eyvallah, hepsine eyvallah. Ama en asgarisinden onurumuzdan taviz vermeden nasıl yaşarızın derdindeyiz. Sizin gibi şimdi ne yapacaksınız? Hadi o belediye spor kulübünüz düştü. Yine söylüyorum, telaffuz edilen rakamlar doğruysa geçmiş olsun, kilit duruldu kapısına. En yeni, yepyeni, bilmem öz yeni. Bunu mu getireceksiniz Malatyalıların başına bela edeceksiniz? Yaparsınız la. Siz onu da yaparsınız. Çünkü sizde utanacak yüz yok. Kızaracak yüz yok. Siz her şeyi yaparsınız. Bu kadar net. Bir dakika şimdi bir araya ben bir girebilir miyim Hanifi Başkanım? Bak Aziz Yiğit abi... Tabii. Aziz abim yazmış ki Yusuf Gül kardeşim hiç önemli değil. Benim için K cümleleri kullanan bizzatı belediye başkanı. Onun da suçu yok. Adıyaman'dan sonradan gelmiş. Gerçekten beni tanımaması normal. Ancak asıl sıkıntı etrafındakiler. Aziz abi. Seni tanımıyorsa sana yorum yapmayacak o zaman abi. İyi ya da kötü. Yapmayacak abi. Belediye başkanı, belediye başkanı. Bu ülkede herkesin bir had duracağı yer var. Biz ona hadsizlik yapıyor muyuz? Ben şimdi çıkıp desem ki Bülent Başkan'la sen belediye başkanlığını iyi yapamıyorsun Bülent Başkan. Bu Bülent Başkan'a hakaret midir? Hakarettir değil mi? Biz böyle bir şeyi kullanmıyoruz ki. Onun için Aziz abi senin gibi değerleri kim olursa olsun sizin gibi abilerimizin ağzına sizin isimlerinizi ağlamazlar. Ya öyle ya öyle. Bir besmele çekecek. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hocam bizim yaş grubumuzda olup Aziz abi bizi tanımayabilir. Tanıyor. Bizi çok iyi tanıyor ayrı konu. Tanımayabilir. Ama bizlerin Aziz abi eğer futbol seversek, futbolu seviyorsak bilmem ne işte biz taraftarız diyorsak Aziz Kivre'yi
Kara Yusuf ağabeyimiz, Sefa Tatlıcı ağabeyimi, Recep Solmaz ağabeyimizi, Canavar Esen ağabeyimi, Deli Kadir ağabeyimi, efendime söyleyeyim, Hasan Kartal ağabeyimi, ne diyeyim yani, bunları eğer tanımıyor, Zafer Güler ağabeyimi, Tantana İsmail ağabeyimi, tanımıyorsan kardeş sen bir kere deme ki ben spor kulübü yöneticisiyim. Ha gençsin, tanımıyorsun. O zaman var ya, acemilik yapmayacaksın. Gülüş duruma düşmeyeceksin. Gençler için söyleyeyim. Diyeceksin tamam Aziz konuşu da o lafı zikretmeden veya Yusuf abi neyse kim Aziz abimi de şeyde ismini şey etmeyelim, yormayalım kendisini. Herhangi bir ağabeyimiz konuşuyor. Sen demeyeceksin ki la bu kim? Bir sor birine, büyüklerine sor. Ondan sonra gel yorumunu yap. Yapabiliyorsan. Kıdemin yetmez. Ayrı konu da. Ya Malatya bunların elinde işte. Malatya bunların elinde. Sen Naci Şevata'ya fırsat verirsen işte getirir böyle yapar işte. Kurdun boynuna, kurdun boynuna şurada... götürdü. Kuzuyu astılar. Kuzuyu, kuzuyu. Kurdun boynuna kuzuyu astılar. Şimdi Hanefi Başkanım. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Tabirim ağır olabilir de olacaksa da olur. Olur. Bilmem kimin etmesi. Ben aşağılamamak için şey etmiyorum. Bilmem kimi, işte ben kendime söyleyeyim. Mehmet Hanifi'yi götürmüşler Malatya'ya paşa etmişler. Gitmiş önce babasını kesmiş. Anlatabildim mi? Bunlar ki bu hesap. Şimdi Ahmet Ali Doğan kardeşim, oradan sürekli yazıyorsun da. Şimdi Malatya Belediyesi Spor bilmem Elazığ'ın takımı mı? Ya kardeşim biz konumuz bak biz belediye sporu konuşmuyoruz. Sen... artı moderatör moderatör mü ne diyorsun? Benim adım bari dönmez. Öyle hitap et bana. Yok ekran dönüymüş, yok bilmem ne oluyormuş. Yani senin nette bir sorunun var. Bizim şimdi konuştuğumuz da belediye sporu konuşmuyoruz. Biz şu anda Yeşilyurt sporu konuşuyoruz kardeş. Yani Ahmet sen Ali başka yere arkadaş. Mi bakıyorsun? Yani veya gıcığına mı yazıyorsun? Onu da bilmiyorum. Ahmet moderatör Ali Doğan. Diyorsun, yok kardeşim. Ekran donuyor, bak, benim adım bari dönmez tamam, kardeş. Tamam abi, bir kere öncelikle saygılı olacaksın kardeşim benim. Bak, biz hayatta bilmediğimiz şeyleri konuşmayız. Bu dörtlü aynen böyledir, bunu böyle bil. Biz bu işe yok, emek sürekli vermişiz. Yazıyor bak, yani. Bir dakika bari abim, bak biz bu işe dördümüz de emek vermişiz, bedel ödemişiz. Sen önce verdiğin emeği, ödediğin bedeli söyle veya senin yuların kimin elinde onu söyle. Çünkü bakıyorum Ahmet Ali Doğan ama resim yok, bir şey yok. Elazığ'ın takımı. Kardeşim bak, Elazığ'ın takımı olmadığını bana hatırlatma. Ben Allah'ın verdiği aklı dibine kadar kullanabilecek bir zekaya sahibim. Onda sen rahat ol. Ama şunu söyleyeyim ben kardeşime. Elazığ'ın takımı değil, Malatya Belediyespor. Sen benim kadar Malatya milliyetçisi de olamazsın. Onu da söyleyeyim sana. Hiç tevazuya gerek yok. Sen benim kadar, bu arkadaşlarım kadar Malatya milliyetçisi olamazsın. Sen Malatya için kaç kere ağladın, kaç kere üzüldün, kaç kere dertlendin, kaç tane Malatyalının hatırını saydın, kaç kere Malatyalıyı aradın. Onları bana söyle. Geç, onları geç. Ben Malatyalılığımı şey etmem. Ayrıca Malatya sporu da kimseyle konuşmayacak. Konuşmam yani. Bu dörtlü hepsi de aynıdır. Benimle aynı paraleldedir. Veya ben onlarla aynı paraleldeyim. Haksızlık etmeyeyim. Şimdi biz Malatya Sporu herkesle konuşmazken sen kalkıp bize bunları yazma. Bizim derdimiz, davamız o Malatya Belediyespor'un, Malatya'nın takımı, Elazığ'ın takımı. Elazığ da baş tacı. Herhangi bir yer takımı olması değil. Kuruluş şeklinden bahsediyoruz. Sen anlamıyorsun. Başka tarafınla anlamaya çalışıyorsun. Benim anlattıklarım sana ne geliyor? Benim anlattıklarım sana ne geliyor kardeş? Ben yırtıyorum yani. Diyorum ki kurulma şekli yanlış, ihanetler üzerine kurulmuştur. Temeli yanlıştır, çürüktür diyorum. Sen hala diyorsun ki bilmem nerenin takımı. Gözünü yedikim. Önce karşındaki ne söylüyor, vermek istediği mesaj ne? Aklın varsa tamam mı? Art niyetli değilsen anlarsın. Sen art niyetli olduğun için, yuların da birinin elinde olduğu için tamam mı kardeşim? Benim dediğimi anlamazsın. Ben net söylüyorum. İzleyen bütün arkadaşlarım biliyor. Bizim tavrımızı biliyor, net. Biz ihanete karşıyız. Yoksa Süper Lig'den düşmüş bir belediye takımı var. Senin kadar ben de üzülüyorum gözüm. Niye? Malatya'nın parası çarçur olmuş. Tüy bitmemiş yetimin parası çarçur olmuş. 20'li yaşlardaki genç kardeşlerim
oraya gönül vermiş, sevdası var. Onların hayalleri yıkılmış. Ben insanım yani. İnsani değerleri de taşıyorum ve buna da üzülüyorum. Üzülebilme yeteneğim de var. Bunu da sana soracak değilim. Kimin kardeşi? Bahri abiye ne diye hitap etmiş onu görmedim de. Eğer sen Bahri abiye tanımıyorsan bir kere öncelikle insanlara güzel hitap etmeyi bileceksin. Tamam mı? Benim sana hitap şeklim, senin bana hitap şeklin karakterimizi ortaya koyar, samimiyetimizi ortaya koyar. Bunu böyle bil. Ben şimdi Bülent Başkanıma buradan temsilde hata olmaz. En küçüğümüz olduğu için söylüyorum. Bilmem şöyle gidersem o farklı cevap verir. Daha güzel bir yaklaşımla, daha güzel bir hitapla, sıfatla gidersem farklı bir şey verir. Lütfen, lütfen tahrik etmeyin insanları. Bahri abi sen tahrik olma, bu tür şeyleri kardeşine bırak ya. Aynen, bir de... Evet Hayat Hocam. Teşekkür ederim Halit Başkan. Abi bak orada Tarık çok güzel, Tarık Baran çok güzel bir şey yapmış. Abi blokla gitsin ya. Yani. Engelle gitsin abi. Aynen. Ne onu, onu bunu izliyoruz ya. Şimdi bir tane adam gerek ya, yok ya. Yayını gelip sabote etmek. Şimdi bak abi, herkes bizim gibi özür diler. Bizim gibi düşünmek zorunda değil. Bak eyvallah. Ama bizim söylediklerimizi anlamadan karşı sırf bir şey söyleyeyim. Efendime söyleyeyim, karşıya bilmem ne çakayım dediğin zaman duvara çakarsın kardeşim. Net. Ha duvara çaktın ha bize söyledin. Ne iş var diyor. Şimdi şunu söyleyeyim Halife Başkanım bak. Hani burada biz kimseyi eleştiri gelsin benim bizim daha doğrusu bu dörtlünün farklı konuştuğu bir şeyi eleştirebilir insanlar. Ben buna saygı duyarım. Tabii. Ama şunu yapmasınlar. Araya girip bir tanesi nifaka atıyor. Bizim konuşmalarımız yarım kesiliyor. Takılıyoruz o adama. O zaman biz konuşamıyoruz. Ya da konuştuklarımızı unutuyoruz. Tekrar teybi kaseti başa sarıyoruz. Onun için bari başkanı hiç okuma ya. Vallahi bak okuma geçsin gitsin ya. Ya sahte isimler. Efendime söyleyeyim. Bilmem kendine anlamadan etmeden. Ya bir kere var ya yemin ederim hiç tevazuya gerek yok bu saatten sonra. Futbolu bilmeyen, anlamayan, hakikaten tanımadığım, geçmişi olmayan. Yine söylüyorum hiç bunda çatı mı? Malatya Spor'u yemin ediyorum ilk gün bugün konuştuğumdan anlamayan, onun konuştuğundan haz almadığım kimseyle namusum üzerime sizin hepinizi temin ederim ki konuşmadım, konuşmayacağım. Ölene kadar da konuşmayacağım. Hak eden insanla Malatya Spor'u konuştum, konuşacağım. Bu kadar. Yani Hüseyin Yalçın de... demiş ki, abilerin kralı Hayat Hocam, etrafında çakal çok. Ağzına yüreğine sağlık. Ne diyeyim Hüseyin'im? Ağzına yüreğine sağlık. O zaman ben bir katkıda bulunam Hüseyin kardeşime. Dört yanım puş tulası, dost yüzlü, dost gülücüklü, cigaramdan yanar, alnım öperler, suskun, hayın, çiyansı. Ya. Devam et miyim? Ben şunu söylüyorum. Malatya futbolunda konuşulacak o kadar gerçekten, o kadar çok konuşulacak olay varken biz böyle bir tanesine takılıyoruz ya. Yani. Bak vallahi billahi bazen söyleyeceklerimi sıraya alıyorum, söyleyeyim diyorum. Araya böyle bir şey biri giriyor, yarıda kalıyor. Malatya futbolu adına konuşulacak çok şey var. Yani. Alttan en üste kadar. Bak çok şey var. Geçen gün amatörlerle ilgili takımlarımızın sorunlarını burada dile getirmeye çalıştık. Şimdi Düzce'de bir belediye her amatör takıma 40-50 bin lira yardım yapabiliyor. Bizim 3 tane merkez büyükşehirle birlikte 3 tane belediyemiz var merkezde. Abi kimsenin kılı kıpırdamıyor ya. Yani sanki boşu boşuna mı konuşuyoruz? Boşu boşuna mı konuşuyoruz abi biz bunları? Yoksa birilerine ders olması için örnekleyerek anlatıp birileri bundan belki ders alır da bu amatör dediğim insanlara, çocuklara, hatta onun yönetici başkanlarına en azından bir taşın bir yerinden tutup, formanın bir yerinden tutup kaldırmak bu kadar zor mu ya? Zor mu abi? Şimdi düşünün,
Bir tane takım böyle otobüs bulamadığı için maça gelemiyor ya. Evet aynen öyle. Var. Şimdi nasıl bir iştir abi ya? Yani bir amatör takım tamam kurulmuştur. Amatör takımların içindeki kuruluş amaçlarından bir tanesi nedir? Sevgi. Futbol olan sevgi. Şimdi bu adamlar bu takımı kurmuşlar. Ama maddi güçleri getirmişler. Bir yere yetmemiş ve otobüs bulamamışlar maça gitmek için. Bu acı değil mi ya? Ya arkadaşım ya. Mehmet her Ali tarafı... Doğan, şey Ahmet Ali Doğan tamam eleştiriye tahammülümüz yok. Talimatını aldık. Emrin baş göz üstüne bundan sonra yayın yapmayacağız kardeşim benim. Ya şu biz, adamı bari engellemek biz ne anlatıyoruz? Sen ne söylüyorsun? Biz eleştiriye açığız. Ya bari engellesene şu adamı. Biz diyoruz ki ihanet tamam. edenlere burada eleştiri getiriyoruz. Sen boş ver. Sen anlayacak çapta değilsin kardeşim. Tamam emrin baş göz üstüne biz bundan sonra yayın yapmayacağız. Tamam. Emir alındı. Emir alındı. Tamam. Ya şöyle de bir şey yapalım. Ahmet Ali Doğan. O zaman sen yayını izleme. Ahmet Ali yayını al. Ya. Bir istek at da sen yayını alalım kardeşim. Hadi. Tapan iyiyse gel at. Ben söyleyeyim. Net söyleyeyim. Hadi. Sen ya gerçek abi. Bir kişisin. Sahte değilsen gel yayına ya gir. Hadi. Abi, yayında anlat. Bu adamı niye kıymetlendiriyorsunuz bu kadar? Niye konuşuyorsunuz bu adamı ya? Az mübarek günlere gireceğiz. Boş verin ya. Engelleyin gitsin. Niye ya az mübarek. Evet hayat ya, hocam. Ya biz ibadetimizin derdindeyiz. Millete bak neyin derdinde ya. Ya abi okumayın ya. Yani? Okumayın ya. Abi şu anda engelleyebiliyor musun abi? Ahmet bilmem ne Doğan. Engelleyeyim. Evet Hayat Hocam özür. Şimdi bak. Alttan üste giden yapıda amatör bu işi bak adı üzerinde amatör en masum noktasında duran insanlar. İnsanlar grubu daha doğrusu. İnsanlar demeyeyim de. Yöneticisiyle, futbolcusuyla, sahasıyla, her türlü şartlarıyla en garibanı. Şimdi biz garibana yardım edeceğiz. Gariban orada duruyor, acından ölüyor. Biz gidiyoruz zengine diyoruz ki bir şey eksiğim, bir eksiğim var mı kardeş senin ya? Sana ne yemek yapalım diyoruz ya. Ya böyle bir ters bir mantık var mı ya? Var mı abi? Lan arkadaş, bir voleybol takımı bak. Muhammed Çatar'ın benimle olan samimiyetini bir Malatya bilir. Ulan bir voleybol takımını yerle bir etmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Alçaklar ya. Siz yaptınız lan. Bir boktan anlamayan yöneticileriniz yaptı. Bir boktan anlamayan gazetecileriniz yaptı. Bir boktan anlamayan neyse ne ya. Hepiniz yaptınız ya. Bir voleybol takımı ya. Tutamadınız bak orada. İnsanlar ondan sonra kalkıp bok atmaya başladınız. Al. Belediyespor'un Yeşilurt Belediyespor'un içinde durduğu durum belli. Malatya Belediyespor'un içinde bulunduğu durum belli. 3 sene önce program yapmışım. Bu başına gelecek olayları tek tek anlatmışım. Bu sabah TV'de. Bir tane insan kalkıp da bunu şey almamış abi. Ders almamış abi. Şimdi diyorlar ki vay anam yandık. Ya ne yandınız? 3 sene önce yandığınızı ben söyledim zaten. Neyin yanması? Kurunu 3800-4800'den aldığın futbolcuya 9 lira 10 lira üzerinden para ödediler. Bülent Başkan yalan mı bu dolar üzerinden? Zaten bu kulübün çöküşü. Bunu bile açıklayamadınız. Genele geliyorum. Hep güçlünün yanında olmak gibi Malatya'da bir fıtrat var ya. Güçlünün yanında olacağım. Arkadaşım o zaten güçlü la. Lan garibanın yanında olun bari. Doğrunun hocam doğrunun. Ya abi güçlü, gariban güçlü, derken gariban anlamı yanında söylüyorum. Amatör garibandır Hanif abi. Her yönüyle garibandır. Gidip onun yanında olun onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa garibanlıkları şunun için söylemiyorum. Yazık ya. Eyvallah. Abi geçen gün bir abimiz anlattı ya. İşte formasını şortunu değiştirip maçtan sonra bize verin biz unutmuşuz. Biz o sizin şortlarınızla sahaya çıkalım diyen takımlar var ya. Daha bu kadar mı zor abi ya? Bu kadar mı zorsunuz? Bu Malatya bu kadar zor bir yer mi ya? Vallahi billahi çok zor bir yer ya. Her sene malzeme yardımı yaparlardı kulüplere. İşte ne bileyim 20 tane ayakkabı, 20 tane top, 20 tane
atlet tişört. 2 senedir, 3 senedir, 2 senedir herhalde onu da yapmıyorlar. Ya Hayat abi şimdi... Lig bitti zaten. Başkanım. Hala bir şey yok. Borcu 20-25 diyelim. Şu kulübe harcanan şu güne kadar 7 senede parayı bir hesaplayabilir misin abi ya? Bu kulüp 20 lira için buraya geldi ya, bu hallere düşürüldü. Yani bir belediye 20 milyon lirayı bir yerden, o zaman 20 de değildi, sen çok iyi biliyorsun, 5 milyon falandı. 5 milyon falan. Bak düşürdükleri seneden, düşürdükleri seneden 4 sene sonrasına kadar harcadıkları para kendi açıklamaları 57 trilyon lira. Evet. Yani, doğru mu abi? Bülent sen evet, bütün kongreleri evet. 57 trilyon lira para harcanmış. 4 senede hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Peki tamam da. Her ortada nasıl bir şey yok? 3 trilyon lirayı verip o takımı orada bırakmadınız ya. Aynen. Hiç unutmam abi, bir abimizin, bir eski başkanımızın bürosundayken Sakaryaspor, bu direnişe geçme zamanları, valisi ve belediye başkanı kol kola geliyorlar İstanbul'a. Bir 5 milyon lira şey buluyorlar. Finans buluyorlar. Futbolcularla, borçlularıyla kendileri birebir, belediye başkanı, vali. Görüştüler ve o zaman o işi, yani 10-15 milyonluk borcu 3,5-4'e bitirdi gittiler. Geri kalan paraya da takım yaptılar. Bugün Sakaryaspor nerede? Ama valiyle belediye başkanı kol kola gitti, futbolcuları buldu. Çağırdılar, geldiler. Onları çağırdılar, öbürünü çağırdılar. Şu borcunu işte şu kadarını al, bizim paramız yok. Biz böyle bir... Ama yok, Malatya'da yok ya. Şimdi Allah'ını severseniz ben size soruyorum. Selahattin Başkan'ı biri kenara çekip demiyor mu ki? Ah bak, zamanında müdahale et dedik sana. Bak ne oldu? Kulübün anahtarının sana getirilmesinden bahsediliyor. Sen bilmiyor muydun bu bombanın gelip kucağında patlayacağını? Neyse. Daha beter olsun. Bak Necdet Topal hocam ne güzel yazmış bak. Hocam yağmur nerede tarlayı, nerede tarlayı oraya çekiyorlar. Herkes yolunda. Kimin su, kime sus payı, kimine, kimi kalemini satar, kimi makam için şerefini satar ve susar. Rabbim böyle olmaktan bizleri esirgesin. Amin. Sevgili kardeşim. Sağ ol, niye yanımda? Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol, niye yanımda? Amin. Ağzına sağlık. Yani Malatya'da artık futboldan kimsenin bahsetmemesi lazım. Çünkü maalesef. Yani ya Bülent ya. Başkan ya. Ya Bülent Başkan bak. Bak canlı yayında söylüyorum. Herkesin de gözünün içine baka baka söylüyorum. Türkçe konuşuyorum. Benim konuştuklarım anlaşılıyor mu sevgili kardeşlerim? Evet. Anlaşılıyor değil mi? Hocam. 15 sene Malatya'da İsmail Tekin ne kazandı, hat kazandı, şu kazandı, bu kazandı diye 15 sene bunu konuştular abi. Konuşmadılar mı? Ben yalan mı söylüyorum abi? Yok. Hatta başka ne konuştular abi? İkisini birden konuştular. Anladın abi. Şimdi bak sen eğer benim eğer İsmail Tekin'in parasında gözüm varsa ben bunu konuşurum. Değil mi? Parasında gözüm varsa konuşurum. Var demek ki. Benim parasını İsmail Hocam'ın baba gibi de severim. Bak o da farklı bir şey. Herkesin görüşüne de saygı duyarım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ona sevgim saygım da büyüktür. Ya arkadaş ya. Lan ne istediniz? Adam yok hat aldı, yok kat aldı, yok bilmem ne aldı. Allah belanızı versin lan. Allah belanızı versin. Ne diyeceğiz ya? Yani ben okuyorum ya gece gece. Bu işi yapıyor, kazandığı parayla gidiyor yatırım yok. Sana ne ya? Seni ne ilgilendirir ya? Ya hangi başkanı? Kat alır, toto alır. Vallahi billahi. Gayri başka işler yapar, garı kıza gider. Bana ne ya? Bak hangi başkanın? Dört tane, beş tane insanın bir araya geldiği yerde bundan başka konuşulan Malatya futbolunun içindeki antrenörlerin bundan başka konuşulan bir şey yoktu ya. Vallahi çok ayıp şeyler ya. İnsanlar ben hakikaten kendilerini geliştirir. Spor, insanlıksa insanlık daha faydalı işler yapmasını hedeflemesi gerekirken ben onu Hayat Hoca'yı nasıl aşağı çekerim? Ben ona ya Hayat Hoca'yı aşağı çekeceğine sen onun seviyesine çıksana kardeş. Bunu denesene gözüm çok mu zor? Güçleri yeter mi? Gidecekler 16 sene benim gibi üst düzey futbol oynayacaklar. 10 sene üst düzey antrenörlük yapacaklar ki benim çapları benim yanıma gelsin.
Yürek. Nerede çalışmışlar? Nerede çalışmışlar abi? Var mı Malatya futbolunda Trabzonspor Gençler Birliği Konyaspor kulübünün kapısından giren antrenör? Futbolcu. Var da ben mi bilmiyorum? Var abi? Ben biliyorum hocam. Ben biliyorum. Ya yeter ama ben ya. Biliyorum. Bak. Harbi biliyorum. Vallahi yine biliyorum. Yine telefon hocam geldi. Yine canlı yayında olduğumuzu bile bile. Hayati Palancı hocam. Adı Hayati Palancı. Ben söyleyeyim. O saydığın şeyler Hayati Palancı'da mevcut. Abi ben sesinizi alamıyorum. Girip çıkayım ya. Telefon geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Girip çıkma da çık gir. Çık gir. Abi çıkıp vallahi gireyim, ben evet. De sesinizi az alayım. Kubilay aradı. Sesinizi o ki alıyorum. Ha. Kubilay yeter, arayınca yeter. Ses düştü. Efendim? Yayını bozma abi. Yayını bozma. Yeter. Ses alamıyorum. Ses sizi hafif çok. Sesim geliyor mu? Sesin. Bahri abi. Şimdi Hayat abinin son bu Yeşilyurtspor'daki görev değişikliğinden sonra bir yazı yazdım. Dedim ki bu işin etiği varsa bulalım. Bulak. Hanefi Başkanım, Bülent Başkanım, Hayati Hocam gelene kadar şimdi İdris Payza Başkanım'ın isteği görünüyor ama. Sizden bir şey isteyeceğim. Bana bir izin verir misiniz? Ben selamlarımı söyleyip çıksam. Konuşacaklarımızı konuştum. Nereye Bülent Başkan? Antep'e yola çıkacağım. Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin. Yalnız daha dur hele, daha kral gelecek. Kralın telefonu var mı sende Bülent Başkanım? Yok vallahi. Bülent kral yayında başkanım. Tamam. Hepinize saygılar. Ya saygı sevgi bizden başkanım. Niye kendini böyle üzlettin? Görüşemiyoruz, izlemiyoruz. Nedir ya? Ses de anlatacağım şeyi bitireyim, çıkayım. Hepinize iyi akşamlar. İzliyordum. Yayınızda iyi. Bülent Başkanım çok çok teşekkür ederim abim benim. Yolunu açık olsun. Yazıyı göremedik burada selamlar. Üç tane şey istedi, hocadan şey geldi. Ben dedim ki ya bir takımdan bir hoca gönderiliyorsa sana da teklif geliyorsa de ki benden önceki hocayla niye ayrıldınız? Sebep neydi? Parasını ödediniz mi? Yani bir helal kalın falan filan dedim. Bunu yazdıktan sonra 3 tane hoca anında bana telefon açtı. Sen bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Biz oraya gideceğiz. Niye bunları yazdın? Buyur. Malatya futbolu bu derecede. Böyle yani. İdris Başkanım hoş geldin. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sayın Başkanım hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Şeref verdin. Çoktandır görüşemiyorum. Başkanım kusura bakma. Yok. İstek atıyorsun ben göremiyorum. Anlıyorum. Ben de zaten onun için değil. Bazı şeyleri buradan güzel gittiği için kısa bir dönemde katilim, rahatsızım da yine de. Çok yaşlısın başkanım. Çok arkadaşlar yaşlısın. Bizim amacımız Oktay Çevik'in dediği gibi otobüste ben de Mustafa Güner Başkan'ı ararken amaç o kulübün yaşatılması. Ben üzüldüğüm neydi? Sizler İzmir'de kalktınız. Ankara'da Hayati kaptanım. Malatya'yı sevenler orayı doldurdu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemeyen yine herkese ayrı ayrı kulübün adına teşekkür ediyorum. Biz ilk bittikten sonra ben, Mustafa Güner Başkan, Muhammed, Fethi hemen bir araya geldik. Arkadaşlar bu insanlar bize bir amanet teslim etmiş. Demek ki bu bizim kulübümüz değil. Bu Malatya'nın kulübü. Biz ne yaparız? Biz sanki şampiyon olmuş gibi yeniden önümüzdeki sene Allah ömür verirse eğer yaşıyorsak daha ileri çıtayı daha ileriye götüreceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ya öyle bir şey ki oraya gelip bizi izleyenler insanlar ya dışarıdaki insanlar davet ettiğimiz insanlar hiçbiri gelmedi. Yani dedik ki ya gelsinler görsünler. Bunu videolarda görmediler mi? Gördüler. İşlerine gelmiyor arkadaşlar. Biz sevenlerden beraberiz. Malatya Spor'u Selim Başkanım'a verdiğimiz söz gibi asla çakala çukala teslim etmeyeceğiz. Adını
kötü lanse edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Ben o diğer kulüplerle hiç tartışmıyorum. Bizden sonra biz cumartesi, salı günü maç oynadık 3-4 bin kişiye. Bizden sonra Yeşilyurt maçları, playoff maçları oynandı. İlçe takımları da vardı. Demek ki Malatyaspor olmasa renk olmuyor. Sanki mahalle maçı. Onları küçümsemiyorum. Onların bir mücadelesi var. Onlar da çok iyi mücadele veriyor. Bizi istemedi. Hakemler de istemedi. Biz de şanssızlık olabilir. Biz futbolcularımızdan hepsiyle tek tek görüştük. Helalleştik. Olduğumuz yerde devam edeceğiz. Asla ve asla geri adım atmayacağız. Ve ben ve Mustafa Güner Başkanım, bizde görev ayrımı yok. Bizde şu anda kulübü nasıl tekrar bir çıta yükseltiriz ona basmayız. Geçen gün çok kıymetli, sizden kıymetli olmasın. Mehmet Yaşar Çerçi Başkanım öyle bizi duygulandırdı ki maça gelememiş bir sebepten dolayı. Ben geleceğim dedi. İdris Dükkaner dedim başkanım biliyorsun Şile Pazarı'nın girişinde Mustafa Başkanım da geldi. Ben de zannediyorum arabayla gelecek. Büyükşehir Malatya'da kulüp başkanlığı yapmış. Malatya'da belediye başkanlığı yapmış. Çok kıymetli. Şehrin her kesimde sevilen bir şahıs. Başkan. Ben de arabayı bekliyorum. Dedi ki ben dedi köşede Tuana Düğün Salonu'nun oradayım. Ben dedim başkanım sen geç misin? Yok dedi ben geleyim. Başkan dedim ters yönde mi gelsin? Araba çarpayım. Meğer ki yaya çarşıda kalkmış dükkana kadar nezaket için gelemedim diye gelmiş. Oradan da bir gittik mezarlığı ziyaret ettik. Ve ne kadar gururlandık. Ne kadar durgulandık. Bize bir kamçı daha vurmuş oldu. Ben böyle insanları böyle görev yapmış belediye başkanlarını isterim ben. Birilerin tekneçisi olacak, birilerinin aklıyla yönetilecek insanlar sonucu da böyle hüsran olur. Malatya'da futbol ifraz etmiştir. Malatya'da futbol çökmüştür. Malatya'da artık kimse onu konuşmuyor. Çarşıya çıktığımda bize 2000 yılını Antalya'ya yaşattığınız için hepsi bize teşekkür ediyor. Önemli olan bize o duyguyu yaşatmaktı. Gelemeyenler de biz orayı kaçırdık diye tekrar Bahri'nin videolarında izlemişler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hiç rahat olun. Canınızı sıkmayın. Biz bu takımı istediği yere getireceğiz. Yani Allah ömür verirse. Bıkmak yok. Durmak yok. Hata mı yaptık? Hata yapmadık. Takımı ne mağlup getirdik. Ne mağlup gelen bir takım çıkamıyor. Yani hiçbir şey yok ki. Şans 3 kere ayağımıza geldi. Olmadı. Canları sağ olsun. Kısmetimiz değilmiş. Belki de kısmetimiz İdris Başkanım, şöyleydi. Lafını kesmiyorum. Ben iyi akşamlar diliyorum. Geç kaldım. Hadi iyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar başkanlarım. Ben başkanım Allah yolunu açık etsin. Dikkatli yet. Aman. Sağ aman dikkat. Aman dikkatli. Yolda şeyler var ha. Aman ha. Tamam. Tamam. Biz... Selam söyle. Antep'e varınca da ara başkan. Hadi iyi akşamlar. Tamam. Hayırlı yollar olsun. Şimdi iyi akşamlar başkanım. Senin başkanım biz bu takımı aldığımızda bu sene olmasa, o bir sene olmasa, o bir sene olmasa bırakak diye almadık. Ömür boyu olmasa, ömür boyu Allah ömür verirse bizle Mustafa Güner Başkanım burayı kardeş kardeş omuz omuza vere vere götüreceğiz. Hayat abi hoş geldin. Hayırlı akşamlar başkanım. Abi sen kızınca bir güzel olisin ya. Ya sen yani şöyle takip ettim. Rahatsızım katırmayacaktım da biraz hem millete teşekkür ettim hem de biraz da olanları söyledim. Hiç canını sıkma. Doğru bildi. Sen yaptığın şeyler doğru şeyler. Senin başkanım yaptığın şeyler doğru şeyler. Bari kardeşimin yaptığı yayın bizim gibi amatörce, çıkarsız, mehfasız doğru şeyler. Bizim takımın başında bulunduğumuz Mustafa Güner ve yönetim kurulum doğru şeyler. Biz bu kulübü seneye çıkmasa hadi bıktık köşeye çekme yok.
Malatyaspor yaşadıkça, tarihi yaşadıkça, bizler ve bizden sonraki, nasıl Selim Başkanım geldikten sonra bizler de arkasından bu kulübü daha iyi yerlere götürmek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Hiç herkes rahat olsun. Gönlünüz rahat olsun. Biz sizin bu yaptığınız yayınları, yüreğinizi ortaya koydunuz. Ben o zaman da söylemiştim, şimdi de söyleyeyim. Biz söylemiştik. Sizler mahcup etmeyeceğiz. Var mı hatalarımız? Yok hatalarımız. Ne mağlup geldik, ne mağlup geldiği yerde. Onlar da atmak istedi. Onlar bizden çok üzüldü. Atamayan futbolcularımız. Kahroldular. Hala kendine gelememişler. Hiç önemi yok. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Bize o duyguyu yaşattılar. Şehrin neresine çıkarsam çıktım. Buraya kadar getiren de onlardı. Ama maalesef Hayati Hocam, bu videoları herkes izledi Malatya'da. Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Demin şeyi anlattım, sen gelmedin. Yaşar Bey'i anlattım. Mehmet Yaşar Çerçeği. Dinledim. Ya ben sanıyorum arabayla geliyor. Yolda bekliyorum. Diyor şeyden geliyorum. Diyorum tersten geliyorsun. Meğer, ya paltosunu... Koruma ordusu yok muydu Sayın Başkanım? Koruma ya, ordusu paltosunu, yok mu? Ya paltosunu sırtına atmış. Çayımızı içti. Hatta şehir mezar, Sancaklar Mezarı'na ben Mustafa Güner Başkanım beraber gittik. Nur içinde yatsın. Annesinin mezarını beraber ziyaret ettik. Ya ben öyle bir duygulandım ki. Ya bu tür belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Bu tür yöneticilere ihtiyacımız var. Lütfen yöneticilerin şeyine bakmayalım. İşte şu partiden bu partide değil. Vicdanlı olsunlar. Vicdan elde bırakmasınlar. Ki biz de... Başkanım, aynen katılıyorum. Vicdan olacak, merhamet olacak, Allah korkusu olacak. Aynen. Üzerinde o başka güzel, bunların yanında insan olabilecek, bir de özgüven olacak abi. Özgüven ya, olmayan hocam, adam, peşine de har 20 tane adam, hop buraya, hop buraya. Hayat abim demin güzel bir şey anlattı. Dedi biz gidiyoruz, zenginin sofrasında her şey var, cebinde parası var. Abi sana ne lazım? Ya hakikaten böyle bir toplum olmuşuz ya. Ya şeyi anlatayım. Şavatarlarda bizim tazede oturuyorlar. Hepinizin ki boğazın börekçi nur içinde yatsınlar. Amin. Rahmetlik anneme. Amin. Tazesine gelmiş şeyin babası Engin'in. Engin Şavatan'ın. Dedi ki böyle anlatıyor dedi. Babam çok şeyler anlatır dedi. Kulak asma dedi. Ya dinleriz olur mu dedi. Ya dedi biz eskiler bizde o tarafta yören ileri geleneydi. Dedi bir düğüne giderdik dedi. Fakir de o zaman et yiyemezdi şimdiki gibi. Et 150 lira olmuş. Dedi ki derlerdi ki ağam sen hoş geldin. İki tabak bizim önümüze yemek korulardı. Biz der ya ağam ye sen Allah'ı sever yavrum. Dedi fukara da ederdi bir tabak daha la. Dere şuna bak gözü doymuyor. Yani la derdi zaten bizimki var o fukara yesin. Yani böyle bir dönem evet. Olmuş. Evet. Maalesef. Ama Allah bizi onlardan eylemesin. Rabbim bu güzelliğimizi, dostlarımızı, oraya gelen, bizi izleyenler hep bizim tayfadaydı. Hep bizim gibi gariban kesimdeydi. Maalesef eğer o gün 2023 Haziran seçimlerine denk gelseydi maç var ya, siz yer bulamazdınız. Kravatların hep ön tarafı doldurdu. Allah'tan gele bir güne denk gelmedi. Geldiniz maçınızı seyrettiniz. Yani Allah çok şükür ki başkanım, garibanlar geldi. Olması gerekenler oradaydı. Daha iyi değil mi? Daha saygın şimdi, değil mi? Yürekli insanlar oradaydı. Hayati daha saygın olanı bu bence. Yani olması gerekenler oradaydı. Bu bize yeter. Bizim riyakarlara ihtiyacımız yok bence. İmparatorun nasıl Malatyaspor'da o zaman da aynı duruşta, aynı garibanlar neredeyse yanındaydı. O bir insanlar da işi olmazdı. Bugün de aynı. Duruşu değişmemiştir. İnsanlarız, biz insanız. Benim yarın asgari ücretle çalıştım geldim. Maddiyatım değişir. Allah bizi şahsiyetsiz etmesin. Amin. Gurursuz etmesin. Onu bizden almasın. Mal varlığı, mal da, can da ikisi de amenettir. Mal devletindir. İstediği de kalır. Can da Allah'ındır. İstediği de kalır. Cenab-ı Allah kimseyi itibarsızlaştırmasın.
Diğerleri Amin. De hepimiz Amin. Geri geçeriz. Hiç onları sizlere Ankara'da bir maçımı Hayat İmparatoru ayakta duramazken ben izledim. Görüyordum. Köşesinde o duygu yaşadı geldi. Bir mefati yok, bir çıkarı yok. Bir tane futbolcu buraya satmaz ki diyem sata. Demez ki gidem ki bana o orada bir şey var ki böyle ol. Ama her zaman da bize söylemiştir. Eğer ben Malatyaspor'da ekmek yedim, onu da boş ver dedi. Ben Malatyalıyım, onu da boş ver dedi. Ben Malatya'ya suyun içmişim. Bana eğer özverili Malatya'da biri beni çağırır, benim şurada affedersin itim ölmüş, ben çekemiyorum atam, ben o dostumun itini çeker atarım. Ama yalakta üç kağıtçı grupla da benim işim olmaz. Ben bunları Hayati Hocam'ın şahsiyetini, duruşunu kimse tartışamaz. Kimse şuradaki Karen'in veya da sizin konuklarınızın duruşunu asla. Siz çağırdıklarınız hepsi yayınıza katıldı. Katılmayanlar kimlerdi? Üç kağıtçı. İşte burada bir rant yok. Burada bir rant olduğunu bilselerdi. Vallahi isteklerde bize sıra gelmezdi. Bari hepsi onlar katılır. Biz yine kenarda kalalım. Bir şey değildi. O yüzden şahsınıza, yaptıklarınıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Başkanım, bu ne demek ki? Estağfurullah. Biz onu görev adettik. Başka bir şey yapmadık. İyi ki varsınız. Başkanım biz taraftarız. Biz taraftarlığımızı hiç, yaparız. Yok. Elimizden bu gelir hiç, yani. Hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Hiçbir yerde biz Allah ömür verirse önümüzdeki sene görkemli bir açılışla kaldığımız yerde lig önemli değil. Duruş önemli. Biz duruşumuzu aynı yerde sergileyeceğiz. Allah'ın izniyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Sesinize biz teşekkür gittim. Ederiz. Başkanım Allah'a emanet olun. Ramazanlarınız da mübarek olsun. Bizi Amin. İzleyenlere herkese hayırlar, bereketler getirmesini istiyorum. Arkadaşlar bu sene özellikle burayı dinleyen varsa yani maddi durumu iyi olanlar varsa unutmasın bu sene milletin fakir fukaran durumu iyi değil. Elinizde geldiği kadar yanınızdaki önce kapınızda çalışan veya da yanınızdaki insanları mağdur etmeyelim. Elimizden geldiği kadar kararınca hepimiz yardım edelim. Belki bir şey değildir ama hakikaten milletin bir ihtiyacı var. Onu da gündüz yapmayalım, gece yapalım. Bunu da bir örneğini anlatayım size. Kervansaray'ın orada oturuyorum. Ya bir tanesi kış günü ayatıyorsam şey dağıtıyor. Kömür bir de şey un falan. Ya dedim ki o Ramazan amca vardı Yamalıklı. Duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Dedi ki öyle mi? Başkanım. Evleri tespit etmiş. Biri demiş ki benim adımı söyleme. Hakikaten adını bilmiyormuş. Tek tek götürmüş. Zili çalmış. Kapıya bırakmış. Geri çıkmış. O tür hayırları yapalım. Gösterişi yapmayalım. Allah herkesin hayırlarını da kabul etsin. Amin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun başkanım. Başkanım. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı sağ olun akşamlar başkanım. Başkanımın ağzına İdris başkanım da bize durmadı. Yayınımıza katıldı. Biraz rahatsızdı. Kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun başkanım. Şimdi çok güzel bir şeye değindi. Rabbim herkesin bazı mübarek günler inşallah rızkını verir, veriyordur eminim. Amin. Ama Amin. Rızkına vesile ettiği insanları da bu çabadan geri koymasın. Amin. Güç kuvvet versin inşallah. Amin. Güç kuvvet versin. Hocam yani tabii ben yine söylüyorum. İnanan inanmayan ne olur olsun. Yani bir dayanışma gerekiyor. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz. Riyadan uzak. Başkanımın söylediği gibi yani bir elin verdiğini bir başkasının görmediği yapılırsa hakikaten samimiyetle sadakatle yapılan Hanifi Başkan yayından düştün abi başkanım. Şu biz
Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya alışmışız. Ben hep söylüyorum, bu aziz mübarek günlerin benim üzerinde bıraktığı iz çok farklıdır. İnşallah Rabbim bana da nasip etsin yardım etmeyi. İnşallah. Amin. O hayırlı kullardan eylesin bizi Rabbim. Amin. Şu var, işte her şey birbirine bağlı gidiyor ya Vali Başkan. Ben amatörü anlatıyorum. Bugün işte az mübarek günlere yaklaştık. Bak Kubilay, Kümen kardeşi, yayında olduğumuzu görüyorsun. Önce Bahri abimi aradım. Geldin yayına girdin, kurban olduğum. Yayındayım, niye ararsın ya? Yayından çıkan ben sana arayacağım Kubilay. Yok Kubilay, bir şey yazacaksan Messenger'dan yaz abi. Messenger düşünme. Düşürmüyor, oradan yaz, ben görürüm Kubilay abi. Yayından düşürüyorsun Kubilay'ım ya. Yaz abi, yaz. Yaz, ben cevap vereyim Kubilay. Messenger'dan yaz abi. Ben bana verilen sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayın ilkelerine saygılı Bahri Kivrem. Saygılı olarak ona kadar, tam 10, ona kadar Hanifi Başkan'ım. Hocam o sana verilen süre oydu. Daha şimdi o ona kadar doğru, ona kadar normal yayın akışı. Şimdi Kral'la beraber Türk Halk Müzikisi'ne giriyoruz. Tamam. Size sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bizi izleyen herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Yarın hayırlı için. Akşamlar. Yayından düşerken. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hocam.